Gelin Evi yepyeni bir haftaya merhaba diyor. Haftanın ilk günü İstanbul Küçükçekmece'ye Pınar Hanım'ın evine konuk oluyoruz. Adım Pınar, 22 yaşındayım, ev hanımıyım, 1 aylık evliyim, Erzincanlıyım, eşim Yugoslavya göçmeni, İstanbul Küçükçekmece'de oturuyorum. Gelin evine herkes gibi kazanmak için katıldım. Azimliyim ama asla hırslı değilim. Adım Aysel, 24 yaşındayım, ev hanımıyım. 1 aylık evliyim, ben Erzurumluyum, eşim Samsunlu, İstanbul Habibler'de oturuyorum. Yeni gelinim, yeni evliyim, dekorasyonuma güveniyorum, misafirperverliğime her şeyden daha çok güveniyorum. İsmim Cansu, 23 yaşındayım, ev hanımıyım. 2,5 senelik evliyim, bir bebeğim var 1 yaşında, ben Ardahanlıyım, eşim Rizeli, İstanbul Sancaktepe'de oturuyoruz. Herkes benim çok iyi bir gelin olduğumu söylüyor, bunu göstermek için buradayım. Adım Gamze, 22 yaşındayım, aşçıyım. Ben 7 aylık evliyim. Eşim de ben de Tokatlıyız. İstanbul Bahçelievler'de oturuyoruz. Tanışma hikayemde çok iddialıyım. Herkes azmin gücünü göstereceğim. Kimse aşkından vazgeçmesin. İsmim Sümeyye, 22 yaşındayım. Bir firmada proje yöneticiliği yapıyorum. 6 aylık evliyim. Ben Giresunluyum, eşim Ordulu. İstanbul Çekmeköy'de ikamet ediyorum. Evimi çok beğeniyorum. Dekorasyon zevkime de güveniyorum. Umarım herkes de beğenecektir. Merhaba Pınar Hanım. Merhaba. Gelin evine katılmaya nasıl karar verdiniz acaba? Nişandan beri izliyorum. Cesaretim yoktu. Teyzem cesaretlendirdi ve bugün buradayım. Daha evlendi. Evlenir evlenmez 2 gün sonra dedim Pınar'cığım yakışırsın sen de yap. Yapıyorlar yeni gelinler. Evin de yeni. Çok hoşuma gidiyor. Gelin evini çok beğeniyorum. Beğenerek izliyorum. Senin de girmeni istiyorum dedim teyzeciğim dedim. Birkaç sefer ısrar ettim. Kabul etti. Peki iddialı mısınız Pınar Hanım? İddialıyım ama hırslı değilim. İleride doğacak olan çocuklarıma güzel bir anı bırakmak istiyorum. Biz de ileride doğacak çocuklarınıza anı olması için merhaba diyelim ve kapıyı açmanızı rica edelim Pınar Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Eleştiriler. Ben çatal kaşıklarınızı da çok uyduramadım takımınıza. Hani bardaklarınız sarı. Yani evinizin tarzı aslında bana çok hitap etmiyor. Merak edilenler. Bu arada kapınız da çok farklı ve hoş duruyor. Değişik, ilk defa görüyorum. Tavanınız özellikle çok ilgimi çekti. Kendine ait bir oyunları var. Adı ne? Damadın yakasındaki ne acaba? Tanışma hikayesinde neler olmuş? O an sesini seviyorum dediğimde. Evet, inanmadım. Evet, ona nasıl bir karşılık verdiniz? Bozulmadı mı? Selam hemen arabaya nasıl bindiniz? Ama bizim başımıza talihsiz bir olay geldi. Eğlenceli anlar. Ya ilgiden çok memnun kaldık yani. Yani şöyle söyleyeyim. Olsun bir zahmet yani. O kadar paraya. Temel, duydun mu? Bak 1000 liraymış. Yapabilirsin aslında. Damadın papyonuna kadar takmışlar. Evet. Yani. Gömlek, papyon dolu. Aynen doldurmuşlar. O şarkıyı çaldılar mı? Her düğünde bir kere kızıyorum yani. Hepsi az sonra Gelin Evi'nde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Kusura bakmayın ya, ben biraz üşütmüşüm de galiba. Şalınız var mıydı? Tabii ki hemen getiriyorum, geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim, kusura bakmayın, üşüttüm biraz. Rica ederim. Diğer gelinlerimiz de üşümüş olabilirler mi acaba Pınar Hanım? Evim soğuk değil inşallah, üşüdünüz mü hanımlar? Yok, gayet iyi. Size de şal, hırka getirebilirim. Yok, şu an iyiyiz. İyi, sağ olun. Ben dünden biraz üşüttüm. Çok geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Geçmiş olsun Cansu Hanım. Geçmiş olsun. Tekrar tanışalım o zaman. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Ben Gamze. Ben Aysel. Sümeyye ben. Cansu bende. Pınar bende. Memnun oldum tekrardan. Memnun oldum. İnşallah unutmayız isimlerimizi, şaşırmayız. İnşallah zamanla olacak. Aynen zamanla oluşacak. İnşallah. Pınar Hanım biz size ev hediyenizi verelim. Buyurun. Alayım, teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Nasıl buldunuz hediyenizi Pınar Hanım? Bayıldım, harika, çok güzel. Güle güle kullanın. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın. İnşallah ihtiyacınız olan bir şeydir. Evet, kesinlikle ihtiyacım olan bir şey almışsınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Pınar Hanım dışarıdan çok ses geliyor. İnşaat çalışması var sanırım. Evet, binamız yani karşımızda yeni inşaat yapıyorlar, yeni ev. O yüzden biz de çok rahatsızız ama yapacak bir şeyimiz yok maalesef. O zaman size içecekleri getireyim. Yani kahve yapmayı düşünüyorum. İçer misiniz? Nasıl içersiniz? Olabilir. Tabii içeriz. Orta olursa benimkisi iyi olur. Benim de orta olabilir. Tamam, hemen getiriyorum. Hanımlar, ev sahibi çok mu gergindi? Bana mı öyle geldi yoksa? İlk günün heyecanı. Değil mi? Kesinlikle ilk günün heyecanı olduğunu düşünüyorum. Ev sahibinin bu şekilde olmasını. Evet. Tavanı falan çok değişik değil mi? Ben hiç denk gelmedim böyle ama. Evet, ev sahibi gelmeden yorumlara başladık. Başlayalım hayata. Ben gelmeden yorumlara başlamışsınız hanımlar. Kahvelerinizi getirdim. İkramda yoktur üstüme güvenirim. Çikolata burada erimiş de hani farklı mı koysaydın acaba? Evet, haklısınız, doğrudur. Sıcak ya, o yüzden olabilir. Kahveniz çok güzel olmuş Pınar Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kahveniz çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Evet, haftanın ilk yorumlarına başlayalım hanımlar. Pınar Hanım salonunda kulpları taş ve püskül süslemeli beyaz mobilyalar, beyaz mobilyalı lila ve mor tonlarında Chester model koltuk takımı, desenli beyaz tül, açık mor tonlarında fon perde, pembe detaylı açık renk halı, gökyüzü temalı gri tavan ve spot aydınlatma tercih etmiş. Pınar Hanım'ın bu dekorasyonu bakalım beğenilecek mi? Evet, evimi nasıl buldunuz hanımlar? Ben çok ferah buldum, gayet güzel. Evet. Yani benim zevklerime hitap ediyor, renk tonu olsun. Evet, ben de çok beğenerek aldım ve kurdum evimi. Evet, mobilyalarınızın beyaz olması eve ferahlık vermiş. Renk tonları da uyumlu. Yani koltuklarınız genel olarak güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani evinizin tarzı aslında bana çok hitap etmiyor. Ama genel anlamda beğendim. Teşekkür ederim. Tavanınız özellikle çok ilgimi çekti. Evet, ben de ilk daha baktığımız zaman benim de çok ilgimi çekmişti. Güzel yani. Değişik duruyor. Değişik, evet. Eviniz kira mı yoksa? Evet, evimiz kira. Evet, evimiz kira. Yani aldığınızda bu buradaydı, böyleydi. Bu şekildeydi. Peki siz bu şekilde kendi eviniz olsaydı bu şekilde tercih eder miydiniz? Ederdim. Yani bence çok iç açıcı bir durum. Benim çok hoşuma gidiyor. Ben mutluyum, memnunum yani bu durumda. Mobilyalarınızı nereden aldınız Pınar Hanım? Tek bir mağazadan aldım. Bütün odaların hepsini mi yoksa? Tabii, yatak odamı, salon takımımı, bu koltuk takımımı hepsini tek bir mağazadan aldım. Takım olarak mıydı? Kendiniz tarzınıza göre mi seçtiniz? Şöyle, yemek odamla yatak odam takım bir örnek ama bu koltuklarım çok önceden beri istiyordum. Özel tasarım, bunu ben sıfırdan yaptırdım bunları. Bu şekilde. Pınar Hanım, koltuklarınızın fiyatı ne kadar? Koltuk takımım, yemek takımım ve yatak odası takımım hepsi toplam 22.000 TL'ye aldım. 22.000 TL. Evet. Pahalı mı geldi? TV sehpanız da buna dahil mi? Üniteniz? Tabii, o konsoldu. Ben TV ünitesi olarak kullandım. Çünkü evim küçük olduğu için TV ünitesini almak istemedim. Aynasını falan istemediniz mi? Aynen. Aynası vardı, istemedim. Çünkü televizyonumu koyacağım diye almadım onu. Bu şekilde kullandım. Yani açıkçası şöyle söyleyeyim. Çok güzel eşyalarınız. Evet. Ama birazcık daha hani böyle küçük ve spor olduğu için fiyatı fazla geldi bana. Kesinlikle. 22.000 fazla geldi. Fazla geldi bana da. Bana normal geldi. Yani modelinden dolayı fazla geldi. Öyle söyleyeyim. Doğrudur, haklısınız. Ben bütün eşyalarınızı çok beğendim. Yani güzel, zevkime uygun. Yalnız halınızdaki şu pembe detaylar hoşuma gitmedi. Yani eve uymamış. Evet, doğrudur. Yani ya düz beyaz olabilirdi ya da o koltukların şu ya püsküllerinden ya bu renkten olabilirdi. Onlar bir değişik geldi yani. Salondaki yani bu halımla mutfaktaki halım kaynanamın hediyesiydi. Ha, o yüzden kullanmak istedim. Hı hı. O yüzden hani baktım, genel olarak baktım. Uyum, hani çok fazla incelemedim nasıl uyuyor mu uyumuyor mu diye. Genel olarak baktığımda beni rahatsız etmediği için kullandım. Çok yani açık renk ama her şeye uyar diye düşünerekten. Evet, çok da fazla. Yani ben de işte öyle düşünerekten kullanmak istedim. Yani evet, çok göze batmıyor ama hani olsaymış olurmuş. Evet. Kız kardeşime halı bakmaya gitmiştik. Orada halıları çok beğendim ben. İhtiyacım yoktu ama çok hoşuma gitti. Aldım ben onları. Tabii oğlum olduğu için bir yandan da ona hazırlanıyorum. Oğlum askerdi. Sonra askerden sonra tabii söz yapınca Pınar'a gösterdim. Pınar dedim, ben böyle böyle halılarım var benim. Anneciğim ki aldım ben bunu. Ay anne çok güzel dedi. İstersen dedim sana verebilirim. Tamam anne dedi, bana ver dedi. Sonra Pınar'a hediye ettim ben de halıları. O da çok beğendi. Aldı, kullanıyor yani. Ben de çok memnun oldum. Perdeleriniz nereden aldınız? Perdelerimi de mağazadan aldım. Ne kadar aldınız? Hepsi 4000 TL'ye aldım. Bütün mutfağımın, yatak odamın hepsini, bütün evimin bütün perdelerini 4000 TL'ye aldım. 4000 perdeler yine biraz fazla geldi sanki bana. Bana pahalı gelmedi çünkü benim de komple hepsi o civardaydı. Şöyle söyleyeyim, avantgard model. Evet. Perdeniz modeli. Hı -hı. Çok beğendiğim bir model. Başta onu söyleyeyim. Kenarların sade olması çok güzel olmuş. Evet, fonlarınızın sade olması daha güzel. Ama Chester modeli olduğu için tabii birazcık daha şu perde düz olabilirdi. Evet. Avantgard olduğu için sadece. Ama genel olarak çok güzel gözüküyor baktığımda. Fonları bence düz olduğu için perdesini bu şekilde kullanmış olabilir ki daha güzel duruyor bence. Evet. Pınar Hanım, konsolunuzun kulplarıyla püsküllerini siz mi tercih ettiniz yoksa alırken mi bu şekildeydi? Alırken bu şekildeydi. Dediğim gibi yatak odasıyla takımlı olduğu için aynı. Yatak odamın başlığında da göreceksiniz. Püskülü var aynı şekilde. Dolaplarımın da aynı şekilde. Yani takım olduğu için bu şekilde aldım. Bir de şey dikkatimi çekti. Hani böyle ortaları taş ya, perdelerin kenarları da öyle ve çok güzel uyumuş işte yani. Bilmiyorum size öyle geldim ama ben dikkat ettim de. Güzel yani. Evet, uyumu çok güzel olmuş. Ben konsolun üstündeki örtüye dikkatimi çekmek istiyorum. Örtünüz çok güzel. Beyaz olması mobilyanıza uymuş. Evet, aksi bir renk olsaydı hoş durmazdı. Fillerinizin de beyaz olmasını beğendim. Genel olarak beğendim. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kayınvalidem aldı dediniz. Evet, kayınvalidem. Kayınvalidenizin bayağı bir emeği var galiba. Evet, sağ olsun. Çok emeği var. Her şey, yani her şeyimi eksiksizce tamamladı. Her şeyi, bütün her şeyimi aldı. Sağ olsun. Sağ olsun. Tek oğlum var, Emrecan. Ondan sonra benim kızım olmadığı için ben çok hevesliydim öyle şeylere. Bir kızım olacağını umut ediyordum. O da oldu. Onun için her şeyi yaptım, elimden geleni. Yani Pınar'ı mutlu etmek için ne geliyorsa yaptım. Pınar Hanım'ın salon dekorasyonunu genel olarak nasıl buldunuz hanımlar? Tam bir yeni gelin salonu. Yani doğal olarak çok beğendik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hanımlar. Her şey çok güzel. Sağ olun, teşekkür ederim. Dilerseniz mutfağıma geçelim. Evet, tabii bakalım, merak ediyoruz. Pınar Hanım kahve ve krem tonlarında, krom saplı dolapları olan mutfağında açık renk desenli halı, açık renk tezgah, simli kahve tonlarında dikdörtgen taşlı tezgah duvarı, beyaz tül perde ve spot aydınlatma tercih etmiş. Pınar Hanım'ın bu tercihleri acaba nasıl yorumlanacak? Burası da benim mutfağım hanımlar. Ben dolaplarınızdan başlamak istiyorum Pınar Hanım. Tabii. Kendiniz mi yaptırdınız yoksa ev sahibi, yani aldığınızda mı bu şekildeydi? Aldığımızda bu şekildeydi. Ev sahibimiz yaptırmış. Güzel. Benim tarzım değil pek ama yine de hoş duruyor. Teşekkür ederim. İnşallah daha ileride kendi eviniz olduğunda kendi tarzınıza göre yaptırabilirsiniz. İnşallah. Her gün yemek yapıyor musunuz? Yapıyorum. Her gün mü? Her gün. Evet. Zor olmuyor mu her gün? İki kişisiniz sonuçta. Evet, işte daha kolay, daha az yapıyorum. Hemen iki kişilik yapıyorum. Eşiniz her gün farklı yemek istiyor o zaman. Yani istiyor, ben de yapıyorum. Seviyorum mutfağımda vakit geçirmeyi. Evet, yemeği seviyordum. Ondan sonra her akşam yemek olmasını istedim. Eşim de sağ olsun her akşam farklı yemek yapıyor. Bu konudan dolayı, işimden dolayı çok mutluyum. Peki bir şey soracağım. Spotlarınız yetersiz kalıyor mu yemek yaparken? Yani bir avizeye ihtiyaç duyuyor musunuz? Hayır, kalmıyor. Zaten iki spotum var. Bir de iç tarafta var. O yüzden bana çok fazla yetiyor. Yani herhangi bir karanlık, o zaten evimde aydınlık olduğu için sıkıntı yaşamıyorum. Yani avizeye ihtiyaç duymuyorum. Güzel. Beyaz eşyalarınız ne kadar aldınız? Beyaz eşyalarım, bulaşık makinem hediye geldi. Hı hı. Teyzem hediye etti. Buzdolabımı da 3000 liraya aldım. Kayınvalidemler aldı yine. Gayet sağ olsunlar. Ankastren fırınım, ocağım zaten içinde, evimdeydi. Ev sahibim yaptırmış. Hı, iyi, çok iyi. Bu şekilde. Bulaşık makinesini ben aldım yeğenime. Beyaz olmasın teyze dedi, gri olsun dedi. Ben de onu kırmadım. Ona feda olsun. Gri bulaşık makinesi aldım, güle güle kullansın. Kayınvalidenizin de bu arada her şeyde emeği olduğu gibi bu mutfakta da denk geldik. Evet, sağ olsunlar kayınvalidem ve kayınpederim. Buzdolabımı da kendileri aldı. Mutfakta buzdolabını aldık. O da gene yoktu Pınar yanımızda. Kendim gittim aldım. Onlara numarasını telefon ettim. Numarası bu, kodu bu. Beğeniyor musunuz? Bakın internetten. Anne fark etmez dedi. Nasıl beğeniyorsan öyle alabilirsin dedi. Aldım. Ben ailemin tek oğluyum. Ondan sonra benden başka kimse yok. Yani ailem sağ olsun her şeyin en güzelini yaptılar. Evet, ben mutfakta bir şey fark ettim. Masa yok. Evet, masa yok. Eşim çünkü istemiyor. Ferah olsun istedi. Masa olduğu zaman sıkışık olacağını düşünüyor ki öyle oluyor. Hı hı. O yüzden mutfağımı ferah kullanabilmek için masayı tercih etmedik. Belki ilerleyen zamanlarda ya da kendi evimizde nasip olursa. Yani şu açılıp kapanabilir. Evet, masalarda olabilir. Evet. Salona kadar taşıyoruz. Oradan daha buraya. Evet, maalesef. Sizin için de zor oluyordur. Aynen. Şu an daha yeni olduğum için daha sıkılma aşamasına giremedim henüz. Mutfakta masa istemedik. Dar olduğu için mutfağımız. O yüzden istemedik. Ben yani eşim ve ben geniş mutfak tercihimiz. Bir de 2 kişi olduğumuz için yani bizi yormuyor salona gidip yemek yemek. Pınar Hanım, perdeleriniz... şöyle söyleyeyim, sizin için zor olmuyor mutfakta? Hani ocağa biraz yakın ya, bu şekilde uzun olması. Evet, camım uzun olduğu için kısa kötü duracağını düşünerekten uzun yaptırdım. Anladım. Yani mesela store düşünebilir miydiniz? Hiç aklınızdan geçti mi ya da öyle söyleyeyim? Hiç düşünmedim çünkü sevmiyorum, hoşuma gitmiyor. O yüzden camlarım da uzun olduğu için bu şekilde tercih ettim. Halı da salonun devamı gibi. Evet, kaynatımın hediyesi demişti. Biraz daha sanki koyu dolaplara uygun olmuş. Burası evet biraz daha işte dediğim gibi genel olarak baktığım için hani uyumu bozmadığı için kullanmak istedim. Burayı uydurmuş kayınvalideniz. Ben aksesuarlara değinmek istiyorum. Evet. Aksesuar renklerinizi çok fazla birbirine uyduramadım. Hepsini bağımsız aldım birbirinden. Böyle kendi kendine uyum haline geldiler aslında. Yani hepsi çok farklı. Hadi sizin zevkiniz. Evet. Pınar Hanım, perdenizin fiyatı ne kadar? Perdemin de hepsi toplu 4000 liraydı. Evet. Toplu aldık hepsini. O da bu şekilde. Yatak odamı merak ediyor musunuz hanımlar? Evet. Evet, merak ediyoruz. Buyurun geçelim o zaman. Tabii. Tabii. Pınar Hanım yatak odası dekorunda salon mobilyalarıyla takım beyaz, taş kutlu püskül süslemeli mobilyalar, mint yeşili püskül detaylı yatak başlığı, açık renk yatak örtüsü, beyaz tül ve gri tonlarında fon perde, çiçek desenli açık renk oval püsküllü halı kullanmış. Pınar Hanım'ın bu dekorasyonu acaba beğenilecek mi? Pınar Hanım, yatak odası takımınızı beğendim. Zaten salon takımını da beğendiğimi söylemiştim, devamı olduğu için. Teşekkür ederim. Yatak örtüsüne değinmek istiyorum. Evet. Daha doğrusu pike takımı diyelim. Modelini çok beğendim ama yatak örtüsü olmasını isterdim bunun üzerinde. Çünkü 1 aylık evliyiz. Yani çok güzel. Yani ikisinin uyumu çok güzel olmuş. Bunun rengi mint yeşili. Evet. Çok güzel bir renk. Çok hoş. Yani ikisinin uyumu çok güzel, beyaz olması. Ama ben burada yatak örtüsü olmasını isterdim. Pike takımı değil de. Evet. Öyle söyleyeyim. İşte uyumlu olsun diye. İsterdim. Evet. Ama çok güzel modeli. Çok beğendim. Sağ ol. Yakışmış. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Pınar Hanım, örtünüzün fiyatı nedir? Kayınvalidemin hediyesi o da. Maşallah. Şaşırmadık. Sanırım hani kız tarafın alınabileceği her şeyi yapabilmiş yani kayınvalideniz, öyle söyleyeyim. Evet. Sizi çok düşünüyor, çok seviyor. Evet, sağ olsun. Evet, çok güzel bence. Çok şanslısınız. Sağ olun. Benim de babam yoktu. O yüzden yani çok merakım vardı her şeyde. Onu da Pınar'da yaşadım. O yüzden hiçbir şey eksik olsun istemiyordum. Elimden geleni yapmaya çalıştık babasıyla. Pınar Hanım, ben perdenize değinmek istiyorum. Perdeniz güzel. Yalnız ben bunun rengini çözemedim. Rengi ben normalde koyu, yani biraz gri olarak istedim. Ama gri'nin tonlarında bana kendime en uygununu buldum. Ve bunu seçtim, bunu tercih ettim. Yani güzel. Aslında istediğim renk bu değildi ama... Kumaşların arasında en iyisi buydu bana göre. Ben de bunu tercih ettim. Güzel. Biraz da hani yatak başlığınızla evet, çok fazla uymamış. Doğrudur, evet. Çok fazla ben de uyduramadım ama işte elimde olanlarla yetinmeye çalıştım. Yani. Pınar Hanım, ben de spotların üstünü temizlemek zor oluyor mu diye soracağım. Hiç denemedim. Denemediniz. Ama ileride, zordur diye düşünüyorum. İleride biraz problem olacak gibi görünüyor. Çünkü üstü boş olduğu için evet, yani toz toplaması çok kolay olacaktır. Evet, doğrudur. Bakacağız. Burada da avize kullanmamışsınız Pınar Hanım. Evet, spot olduğu için gerek duymadım açıkçası. Böyle kullanmayı tercih ettik. Pınar Hanım, mobilyanızı beğendiğimi zaten söylemiştim. Kulpları evet, da çok orijinal duruyor fakat o püsküller uymadığı için onu kaldırsanız çok daha şık durur dolabınız. Evet. Çünkü buradakilerle çıkartılabiliyor. Ben evet, orijinalliği bozulmasın diye çıkartmadım. Evet, bence çıkarsanız bir renk karmaşasından kurtulur gibi görünüyor. Evet, zemine dikkat çekiyorum. Zeminle mobilyalarınız uyumlu, sırıtmamış. Hı hı. Evet. Halınız çok güzel. Tonları uyuyor içindeki. Hı hı. Ama yuvarlak değil de düz olsaydı daha güzel olur. Çünkü spor. Evet. Öyle söyleyeyim. Yoksa onu da mı kayınvalideniz aldı? Evet. Güzel. Çok şaşırdık. Gerçekten çok güzel. Ama bence alan dar olduğu için buraya bu halı daha uygunmuş evet, gibi ben düşünüyorum de. Ben kare olmuş olsaydı bu sefer her yeri dikdörtgen uzun, kaplamış. Hani kare değil de. Holly halısı öyle gibi mi? Yok, halısı değil. Birazcık daha normal dikdörtgen geniş halılar oluyor. Onlardan bahsettim ben. Püsküllü. Daha küçük olabilirdi. Pınar Hanım, benim bir şey dikkatimi çekti. İzin verirseniz göstermek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Şöyle geçeyim. Bu da bayağı bir ağırmış tabii. Evet. Şöyle. Hiç kullanmadım. Şimdi ben buraya oturduğumda kendimi göremiyorum. Saçımı falan taramış olsam, makyajımı yapmış olsam. Siz nasıl kullanıyorsunuz burayı? Ben hiç kullanmadım. Genelde ayakta yapıyorum. Pufunuz burada çok kısa kalmış. Daha uzun ya da daha yakın bir tabure şeklinde bir şey kullanırsanız evet, sizin için daha uygun olabilir. Evet, doğru. Bir de burada ben saatinizi görüyorum. Bakabilirim değil mi? Tabii ki. Ablamızın hediyesi sanırım. Evet. Yakın zamanda doğum gününüz var galiba. Hayır, daha önce alınmış bir hediye ama benim için manevi değeri olduğu için devamlı kullanıyorum, bakıyorum ve gözümle görmek istiyorum. Anladım. Çok güzelmiş saatiniz Pınar Hanım. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Bu arada yatak odası yorumlarınız bittiyse sizi çeyiz odama davet edeyim. Tabii. Evet. Çeyizi görmek için sabırsızlanıyoruz. Tabii ki, buyurun. Armut dalda asılıdır. Çeyizler baş tacıdır. Hem kızım hem oğlum var. Çokça çeyiz lazımdır. Evet hanımlar, burası da benim çeyiz odam. Pınar Hanım, nerelisiniz acaba? Ben Erzincanlıyım. Eşiniz? Eşim Yugoslavya göçmeni. Evet, bu yeleği görünce tahmin evet, ettim zaten. Çünkü genelde Boşnakların evet, giydiği bir yelek. Şöyle buna hemen bakmak istiyorum. Tabii. Şöyle. Ben çok beğeniyorum bu yelekleri. Kendim de giymek çok istedim. Keşke Boşnak olsaydım, giyseydim. Çok beğeniyorum çünkü. Şöyle buna da bakmak istiyorum. Bu gömlek. Evet, gömleği oluyor. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet. Çok şık. Gold zaten benim rengim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Bunu siz giydiniz mi? Giydim. Kınamda giydim. Evet. Çok Hı-hı, güzel. Bunu kayınvalideniz alıyor sanırım. Aldı, evet. Değil mi? Hı-hı. Evet. Çok güzel. Size de yakışmıştır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımlar, Aysel Hanım Boşnak yeleğini çok sevdiğini ve giymek istediğini söyledi. Ev sahibimiz de izin verirse Aysel Hanım yeleği bir giyin isterseniz. Deneyebilir miyim Pınar Hanım yeleğinizi? Tabii ki deneyebilirsiniz. Size yardımcı sanırım, olayım evet, isterseniz. Zorlanacağım. Şöyle arkanızı dönün. Tamam, döndüm. Kollarınızı geriye atın. Bunu da atın. Sanırım şöyle, evet, bu şekilde. Sanırım altına ne giydiniz? Altına evet, gömleğimi giydim. Şalvar giydiniz. Şalvar, evet. Etek evet, şalvarım vardı, onu giydim. Yakıştı mı kızlar? Çok güzel oldu. Evet, çok güzel. Üstünüzde de uyumlu oldu. Teşekkür ederim kızlar. Çok beğeniyorum. Bedenleri mi oluyor yoksa? Bunlar standart. Standart, evet, standart bedenli. Gayet şık ve güzel. Kına gecesine de uygun bence. Evet. Çeyiz'de biz göçmeniz. Yugoslavya göçmeni Makedonya. O yüzden biz çok değer veriyoruz yani el işine. Şeye, ben kızım olmadığı için hep yaptım yani öyle şeyler. Hoşuma gidiyor yani elimle. Buraya da gelirken bile çantamda işimi getirdim ve geldim. Yani yapamıyorum, iş yapmadan duramıyorum. Pınar Hanım, ben burada bir seccade görüyorum. Evet. Çok hoş gözüküyor. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim. Yardımcı olayım. Tabii. Kim yaptı bunu acaba? Teyzem yaptı, sağ olsun. Çok güzel gerçekten, ışıl ışıl evet. Parıldıyor. Ellerine evet. Sağlık buradan teyzenizin. Bayağı uğraşmıştır. Evet. Evet, bayağı uğraşmıştır. Şu dış sanırım hazır, içi mi evet, kendisinin içi elemeği oluyor, olmuş evet. Oluyor. Hı-hı. Çok güzel gerçekten. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de şurada 2 tane havlu görüyorum. Bunlara değinmek istiyorum. Kim yaptı bunları? Kayınvalidem bohçada söz bohçasına koymuştu. Orada getirdi, sağ olsun. Hı hı. Nasıl yapıldığı ile ilgili bir fikriniz var mı? Hayır, yok. Sizin var mı hanımlar? Yani benim yok. Yani benim de yok. Benim de. Ama bayağı, evet, yani bayağı işlemeli. Yani emek isteyen bir şeye benziyor. Evet, bayağı emek isteyen bir şey gibi duruyor. Koltuklarınızı yani. Doyuyor. Dur, diğerine geçelim. Bu da aynı şekilde bohçamdan çıktı. Kayınvalideniz hı-hı. Yaptı. Tabii. Söz kurdele işi koydu. Sanırım. Hı-hı. Çok evet. Güzel duruyor. Çok şık. Bayağı bir elemeği var bunda. Evet. Zor bir örnek olduğunu biliyorum. Hı-hı. Kendisi yapıyor değil mi? Hani kendisi yapıyor. Yani yaptırıyor da olabilir. Şu an bilmiyorum ama kendisi de yapıyor. Güzelmiş, beğendim. O havlunun kenarı iğne, toplu iğne şeyiyle, kutusuyla oluyor. Böyle etrafında dizili toplu iğneler oluyor. Ona ilmek geçirerek yapılıyor. Ben de patiklere baktım da burada. Evet, o patikleri annem yaptı, sağ olsun. Mesela şunlar. Hepsi mi annenizin elemi? Bu anneannem vefat etmeden önceki son yaptığı çeyizdi. Bana yaptı bunları. Çok anlamlı. Benim için manevi değeri çok fazla. Miyim? Tabii ki, buyurun. Renkleri çok hoş. Çok güzel. Evet. Yani çok güzelmiş. Çok güzel. Manevi değeri çok yüksek. Çok yüksek tabii. Giyemiyorum yani, kıyamıyorum giymeye. Bence giyin. Öyle evet, söyleyeyim. Giyeceğim ama. Ayağınıza gördükçe anneannenizi evet. Hatırlarsınız. Peki günlük hayatta normalde patiklerinizi kullanıyor musunuz? Seviyorum, evet, kullanıyorum. Rahmetli annemin patikleri vardı zaten. Hatta bir bebek patikleri falan bile örmüştü. Rahatsızdı zaten. Böyle örgüyü çok severdi. Hep böyle isterdi ki öreyim, kenara atayım, kızlara çeyiz. Ben ölürsem işte içine doğmuş gibi, ben ölürsem hani hatıra kalsın. Bunlar da çok güzel. Evet. Şimdi bunlar moda. Hı hı. Bu senin modası, hani evde de giyebilirsin. Evet. Annem yaptı, sağ olsun, ellerine sağlık. Çok beğenerek kullanıyorum. Renkleri çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben burada bir hırka görüyorum. Rengi tam bana hitap ediyor. Bordo ve mürdüm. Evet. Bordo sanırım değil mi? Bordo. Bu el emeği mi yoksa hazır mı? Bu da teyzemin yaptıklarından hı-hı. Sanırım el emeği. Evet. Kendisi mi yapmıştır evet. Bunu da? Evet. Gerçekten yani çok o güzel. O büyük ihtimal tığla yapılıyor. Evet. Kızlar. Tığ işlemleri. Tam olarak bilmiyorum ama. Evet. Çok da hoş duruyor. Bir tane evet, daha var hatta. O da... Bu da mı aynı şekilde teyzenizden? Yok, bu bohça mı? Kayınvalidemin koyduğu. Kayınvalidenizin ne kadar da çok emeği var. Evet, kesinlikle. Evet, evin tülbentleriniz de çok güzel. Evet, onlar şöyle da aynı şekilde. Alayım. Söz bohçamdan. Hepsi evet. Oyalı değil mi? İğne evet, tabii. Evet. İğne oyası mı oluyor bunlar? Şu farklı ama alttakiler iğne oyası olmuş evet. Oluyor. Şunlar iğne oyası. Hı hı. Ben çok severim tülbent. Normalde kapalı değilim ama hani hoşuma gidiyor yani. Evet, ben de çok seviyorum. Evde var, çeyizimde var. Hı hı. Sürekli değişik takıyorum evin içerisinde. Evet. Bunu kim yaptı Pınar Hanım? Bu da söz bohçamdan. Evet, gayet şık ve güzel. Hı hı. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Bunlar da değişik. Buyurun, böyle uzatayım, siz de bakın burada. Renkleri çok güzel, uyumlu olmuş. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeklerin renginde yapmışlar. Evet. Çok... Gayet güzel duruyor. İğne oyası. Evet. Yapanın ellerine sağlık. Çok güzel evet. Olmuş. Teşekkür ederiz. Siz de severek kullanırsınız. Evet. Evet. Pınar Hanım, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ben çok severim böyle pike takımlarını. Hı-hı. Pike takımı büyük evet, ihtimalle bu. Evet. O da teyzemin. Evet. Teyzenizin de bayağı emeği evet. Var. Anne evet. Yarısı teyze. Aynen. Şöyle açmak istiyorum bunu. Tabii ki. Şu şekilde tutarsanız. Tabii. Sanırım burası elde örülmüş evet. Teyzeniz yapmış. Hı hı. Daha sonra da bunu sardırmış. Hı hı. Kenarları da aynı şekilde makine işiyle yapılmış. Evet. Çok güzel. Evet. Bordo. Asil bir renk. Teşekkür ederiz. Çok beğendim. Eline sağlık teyzenizin. İyi günler de kullanın. Sağ olun. Dantel kullanmayı seviyor musunuz? Ya aslında evimde kullanmıyorum ama çeyizimde var yani, kullanıyorum. Yani ben de fazla kullanmıyorum yani, ama çeyizde olması gerekiyor. Evet, aynen. Geldim maalesef daha sevmiyor. O yüzden bir kısmı dantellerimiz evde duruyor. Burada bir kanaviçe sanırım yastık yüzü galiba bu. Evet. Şöyle göstereyim hanımlar. Uzun mu? Uzun mu? Evet. Evet. Şey tek yastık. Evet, bir yastıkta. Bir yastık. Evet. Bu olsa gerek. Evet. Çok güzel. Bunu kim yaptı? Bu da teyzemin. Bu da teyzenizin. Kullandınız mı? Hiç kullanmadım. Çok güzel yani. Bunun şey zaten buna uygun yastık olması gerekiyor. Evet, güzel olması lazım. Bunun takımı yastık var mı yoksa sadece yastık kılıfı olarak mı? Sadece yastık kılıfı. Evet. Bu da çok hoş gerçekten. Çok güzel. Günlükte de kullanabilirsiniz. Modern duruyor. Evet. Evet. Yeğenime büyük yastık yaptım. Ördüm, yaptım. Bir yastık da kocasınlar diye. Çeyizine öyle bir yastık yaptım eski adetlere göre. Evet hanımlar, çeyizle ilgili yorumlarınız bittiyse sizi ikramlar için yemek masama alayım. Tabii. Çok acıktık zaten. Tabii, buyurun gidelim. Pınar Hanım masa düzenlemesinde açık renk, dört kenarına güpür dantel geçirilmiş, sim detaylı masa örtüsü, inci yüzeye geçirilmiş peçeteler, altın sarısı desenli beyaz kare yemek takımı, altın sarısı detaylı sarı cam su takımı tercih etmiş. Servis malzemelerini altın sarısı detaylı bir tepsi içine yerleştirmiş. Pınar Hanım'ın masa düzenlemesindeki bu tarzı bakalım beğenilecek mi? Evet hanımlar, evimde ailem dışında ilk misafirlerimsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar şanslıyız değil mi hanımlar? Evet, aynen öyle, çok şanslıyız bence. Bereketli sofralarınız olur inşallah. Ben bardaklarınızdan başlamak istiyorum. Tabii. Rengi altın sarısı. Evet. Yani şekil olarak hepsi çok hoşlar ama bana yani misafir takımının yanında daha sade ve daha şık olmasını isterdim. Evet. Yani kendi zevkimi söylüyorum. Doğrudur. Aynı şekilde tabaklarınızda da sanırım altın detaylar var. Evet. Yani renk olarak. Hı-hı. Yani tabağınızın içerisindeki bu beyaz desenlerden aynı şekilde bardağınız şeffaf ve üst kısımlarında da desenli olan modeller de var. Onlardan tercih etmenizi tavsiye ederdim. Evet. Ben çatal kaşıklarınızı çok uyduramadım takımınıza. Hani bardaklarınız sarı, evet, gold daha doğrusu. Tabaklarınızın kenarı çok fazla belli oluyor bilmiyorum ama yine gold. Yani çatal bıçak takımınızın da yine aynı şekilde devam etmesini isterdim. Evet. Gold ben de isterdim ama mağazamızda maalesef gold yoktu. Ben de bu şekilde uydurdum. Yani tabaklarınızın kare olması güzel. Çünkü özel misafirler genelde kare daha şık duruyor. Evet. Ben de şöyle çatal bıçağı söylemişken şunlara bakmak istiyorum. Servis setiniz. Hı-hı. Genelde şu an yeni modellerde içinde servis seti olmuyor. Buradan gelinlerimize de sesleniyorum. Hani çatal bıçak alırken hani o an temin etmelerini istiyorum. Çünkü şu an içinde yok bunların servis seti. Sizinki uyumlu olmuş. Hı-hı. Güzel olmuş. Böyle tepsinin içinde de göstermeniz çok güzel olmuş. Çok beğendim. Ben de bu şekilde kullanıyorum. Teşekkür ederim. Siz takım mı aldınız? Evet. Bunların hepsini. Takım. Ne kadardı? Hepsi bardaklar hariç 2500 liraya aldım. Sadece misafir takımı mı bu? Yoksa çeyiz seti olarak mı içerisinde? Tenceresi, kahvaltı setiniz. Kahvaltı seti hepsi içerisinde bulunuyor. 2500 uygun bence. Evet, iyi almışsınız. Bardakları ne kadar aldınız Pınar Hanım? Bardakları 250 TL'ye aldım. Gayet uygun. Evet. Kaç parça? 12 parça. 12 parça. Hı-hı. O zaman normal. Evet. Ben bir şey daha dikkatimi çekiyor. Yani çatal ve bıçakların altında kağıt peçete olmasını isterdim. Evet, doğrudur. Sonuçta hani bunu dizimize koyuyoruz. Hı-hı. Diğerini de ağzımızı, elimizi silmek için kullanabilmek. İlk yarışmacı olmak işte böyle unutkanlıklar yaptırabiliyor insana. Gelinimin unutkanlık huyu yok ama normalde her şeyi hatırlar, bilir ama bu heyecandan unutmuş. Masa örtünüz çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Şöyle bakmak istiyorum ben de. Takım galiba bunlar. Hı-hı, evet, takım. Masa örtünüzün böyle burasının simli olmasını çok beğendim. Hı-hı. Ve gayet şık. Yani masanıza uymuş, sade. Abartı değil, çok şık. Ne kadar aldınız? Teşekkür ederim. O da kayınvalidemin hediyesi. Maşallah diyoruz bugün. Kayınvalideye cidden. Evet. Yani en ince ayrıntıya kadar düşünmüş. Kayınvalide nasip etsin diyelim o zaman. Hanımlar, Allah herkese böyle kayınvalide nasip etsin o zaman. Peçeteliklerinizde inci kullanmışsınız. Evet. Bunun yerine başka bir modelde seçebiliyordunuz. Siz kendiniz mi inci istediniz yoksa? Kayınvalidem aldığı için içinde takımdı. Bu şekilde kullandım. Değiştiremediniz de. Güzel ama hani mesela gümüş detaylarına yerine sarı detaylar olsaydı hani böyle uyardı. Evet. Doğrudur. Pınar Hanım, ben kürdan göremedim, kürdanlık göremedim. Hemen göstereyim. Şöyle kapaklı modelim. Şu şekilde. Tabii ki, buyurun. Kürdanınızın böyle olması çok güzel. Genelde yemek takımlarında açık oluyor ve çok zor oluyor. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Bunu çok beğendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni modeller böyle demek. Evet. Pınar Hanım, bugün bizim için neler yaptınız ve bizim için neyin tarifini verebileceksiniz? Anlatayım. Çiğ köftemi ve sarmamı komşumuz yaptı, Adıyamanlı. Gelin evine katılacağım deyince çiğ köftem ve sarman benden dedi ve büyük bir heyecanla yaptı. Bizim için özel oldu yani. Bizim için özel yaptı. Ellerine sağlık. Ellerine güzel görünüyor. Teşekkür ederiz. Ispanaklı pasta var. Onu da annem yaptı, sağ olsun. Şöyle okumaya çalışıyorum. Çok fazla okunmasa da Gelin Evi yazıyor. Evet. Bize özel yazılmış. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerine sağlık. Bazen seyrediyordum. Hiç öyle bir şey görmemiştim. Yani pasta yapıyorlardı. Ama ıspanaklı pasta, hatta dedim ki ıspanaklı olduğunu söyleme, çam fıstıklı diyelim. Çünkü hiç belli değil. Yani şey oldu, ıspanak oldu. Söylemezsen anlaşılmıyor. Değişiklik olsun diye yaptık yani. Ispanaklı pasta dediniz. Evet. İlk defa duyuyorum. Evet. Tarifini siz biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ama çok lezzetli. Ispanaklı pastanın tarifini bilen var mı? Evet. Aslında kolay bir tarifi var. Evet, çok kolay bir tarifi var. İsterseniz ben verebilirim. Tabii ki. Olur. Güzel olur. Normal hanımlar kek tarifi olaraktan yapıyoruz. İçerisine ıspanaklarımızı haşlıyoruz. 500 gramlık bir ıspanağımız yeterli olacaktır. Ispanağımızı haşlıyoruz. Posasıyla beraber suyunu sıkıyoruz tabii ki de. Rondodan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra kek harcımızı içine katıp pişiriyoruz. Pişirdiğimizde de hem lezzetli hem de böyle yeşil yeşil güzel bir kek görüntüsü alıyor. Evet. Kalan keklerimizden üzerine ufalayıp dökebiliyoruz. İsterseniz antep fıstığı olarak da kullanabilirsiniz. Gene yeşil, ona eşlik etmek açısından. Bu şekilde. İsterseniz krem şantiyle, isterseniz başka şeylerle süsleyebilirsiniz. Evet. Teşekkür ederiz. Başka neler hazırladınız bize? Başka arpa şehriyeli salatamız var. Onu da annem yaptı. Ellerine sağlık. Sizin yaptığınız bir şey var mıdır? Benim yaptığım börek. Ispanaklı ve peynirli. Evet hanımlar, acıktık. Evet, acıkmışsınızdır. Servislerimizi alalım o zaman. Tabii, buyurun. Hanım, biz eşinizle nasıl tanışma hikayenizi merak ediyoruz. Dinlemek için de sabırsızlanıyoruz. Tamam, o zaman koltuklarımıza geçelim. Tabii, geçelim. Tamam. Tanışma hikayesinde neler olmuş? O an sesini seviyorum dediğinde. Evet, inanmadım. Evet, ona nasıl bir karşılık verdiniz? Bozulmadı mı? Eğlenceli anlar. Ya, ilgiden çok memnun kaldık yani. Yani şöyle söyleyeyim. Olsun bir zahmet. Yani. O kadar. Hepsi ve daha fazlası birazdan Gelin Evi'nde. Çaylarınız geldi hanımlar. Buyurun. Nasıl buldunuz ikramlarımı? Kramlarınız çok lezzetli. Özellikle sarmayı da çok beğendim, belirtiyorum. Ben de çok beğendim sarmayı. Afiyet olsun. Bana biraz acı geldi ama lezzetli. Ispanaklı kekiniz de gayet güzel olmuş. Afiyet Ellerinize olsun. Sağlık. Afiyet olsun. Evet Pınar Hanım, geldik evlilik hikayenize. Eşinizle nasıl tanıştığınızı öğrenebilir miyiz? Aynı iş yerinde çalışıyorduk eşimle birlikte. Ama uzun bir süre ben onu fark etmedim. O beni daha önceler, ilk zamanlardan fark etmiş. Kendisi muhasebe bölümünde olduğu için benim bütün her şeyimi araştırmış, bakmış, kütüğüme kadar. Daha sonra ben onu hiç fark etmedim. Çünkü herhangi bir arayış içinde değildim. Küçük yaşta babamı kaybettiğim için daha önceliklerim, sorumluluklarım vardı. Kaç yaşındaydınız babanızı kaybettiğinizde? 2. 1997'de kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Allah razı olsun. Peki bölüyorum. Yani eşinizin size olan ilgisini ediyorsunuz ya, araştırıyorum. Hiç fark etmediniz mi? Fark etmedim çünkü hiç bakmıyordum, ilgilenmiyordum. Anladım. Uzun bir süre oldu bu, bir yaklaşık bir ay kadar. Daha sonra ben maaşımı almaya çıktım onun olduğu bölüme. Ondan sonra orada işte şefi, yani benim daha önce tanıdığım muhasebe şefiyle görüştük. İşte o beni odasına çağırdı. Birlikte orada sohbet ettik. Daha sonra o dahil oldu. Derken bunlar bizi böyle kaynaştırmaya çalışıyorlardı ki onların haberleri varmış benden. Hani hoşlandığımı, evet, sizi beğendiğini, beni beğendiğini biliyormuş onlar. Pınar'la askerden gelmiştim. İşe girdim. Aynı işlerinde çalışıyormuşuz. Ben sonra fark ettim bunu. Yemekhanede kendisini ilk başta gördüm. Kendisinden hoşlanmıştım. Fakat açılamıyordum. Yeni başlamıştım işte. Çekiniyordum. Utanıyordum. Sonra iş arkadaşlarımın vesilesiyle tanıştık. Bu şekilde hikayemiz başladı. Daha sonra böyle küçük böyle isteme tarzı bir şey yaptılar kendi aralarında. Yani ilk gittiğinizde mi yaptılar? Evet, ilk gün. Evet. Bizi birbirimize yakıştırdılar. Aralarında espri döndü. Ve ben de bunlara dahil oldum. Daha önceden tanıdığım için. Yanlış, hani çok fazla yanlış anlamamaya çalıştım olayı. Bu sizi rahatsız etmedi mi? İlk başta etti ama daha sonra samimi olduklarını gördüğüm için çok fazla rahatsız olmadım ve ben de devam ettim. Ben Pınar'ı ilk gördüğüm gün tanıştık. O gün Pınar'ı istedik. Tabi caizse işlerindeki arkadaşlar, kayınpeder, annesi, babası vesaire, böyle bir espri o gün geçmişti. Daha sonra konuştuk böyle, esprileştik falan kendi aramızda. Sonra bir mesaj grubu açtılar. Orada birlikte konuştuk. Daha sonra uzun bir süre konuştuk. Daha sonra ben ayrıldım. Onu tek çağırdım. Yani tek gel baş başa konuşalım dedim. Yani o grupta ilgisini anladınız mı siz? Tabii anladım. O grupta ilgisini anladım. Daha sonra hani baş başa konuşmak için, evet, özele gel dedi. Özele çağırmanızın nedeni nedir? Yani siz mi dediniz? Ben dedim. İlk teklif sizden geldi yani. Ben de şaşırıyorum kendime ama ben dedim. Güzel. Hem istemiyorsunuz. Evet. Yani düşünmüyorsunuz ama öyle bir şey. Ama samimi buldum ve ısındım o anda. Hani konuşmak istedim. Birebir konuşmak istedim. Çünkü bir grup halindeyken konuşmanız hani çok kısıtlı oluyor. Sürekli başa dönüyorsun. Aynı şeyleri konuşuyorsun. Pınar'ın bende numarası yoktu. Ondan sonra bir grup konuşması yaptık. Mesaj grubunda Pınar bana özele gel dedi. O da zaten bana bir yeşil ışık o da yaktı zaten. Uzun bir süre konuştuktan sonra biz yemekhanelerimiz bizim ortaktı. Biz orada birlikte yemek yiyorduk ama ayrı ayrı yiyorduk. Yaklaşık 2 ay sonra falan flört etmeye başladık tanıştıktan. Her şey ne kadar da hızlı gelişmiş Pınar Hanım. Evet, öyle oldu. Daha sonra biz böyle konuşmaya devam ettik. Ben istemedim. Çok ısrar etti. 5 dakika görüştüm sadece. O gün de aşırı yağmur yağıyordu. Dışarıda mı görüşme? Evet. Mesajlaştığınız gün mü oldu bu görüşme? Evet. Çok ısrar etti. Ben de kırmak istemedim. Aslında gitmeyecektim. Gönlüm yoktu. Evet. Ama gittim. Nasıl olduysa oldu, gittim. 5 dakika buluştunuz? Kadar. Evimin yakınlarında. Bir kafede falan mı? Hayır, arabada oturduk. Aşırı yağmur yağıyordu çünkü. Dışarı çıksak sırılsıklam olacaktı. Yani size teklif etti mi bir çay içmeyi bir kafede, yoksa? Etti ama ben istemedim çünkü çok vaktim yoktu. 5 dakikalık bir zaman ayırdım. Mesela hemen arabaya nasıl bindiniz? Ne cesaret? İşte bilmiyorum, o an öyle geldi, bindim yani. Çok rahattım, ben de anlayamadım. O an insan hani bazen çok rahat oluyorsunuz ya. Sıcakları hissettiniz büyük ihtimalle. İlk buluşma gene o gün oldu. İstedik, aldık vesaire vesveden sonra. Akşam evimize gittik. Ben kendisine seni görebilir miyim dedim. O da fazla vakti yoktu. Pınar tabii ki heyecanlıydı. Biraz çekimseldi. Aynı şekilde ben de öyle. Ben yani hoşlanıyordum. Yani düşünsenize, hoşlanıyorsunuz. Yani o akşam görmeye gidiyorsunuz. Numarasını aldın, konuşmaya başladın. Güzel şeyler. Daha sonra uzun bir süre görüştük, böyle 1-2 ay kadar. Herhangi bir yakınlaşmamız olmadı. Çünkü ben öyle hemen birine alışabilecek bir insan değilim. Hemen birini sevemiyorum. 2 ay sonra ya da 3 ay sonra diyeyim, ben onu seni seviyorum demeye başladım. Bence bana karşı mesajlaşırken bana karşı bir şey hissetmiyordu. Bu zamanla birbirimizi tanıyarak başladı, hissetmeden. Pınar Hanım, ilk seni seviyorum kelimesini kim kullandı? Eşim kullandı. Evet, eşiniz kullandıktan hemen sonra mı kullandınız, yoksa diyorsunuz ya ben hemen söyleyemem. 2-3 ay sonra mı söyledim? Evet. Nasıl oldu? Evet, anladım. 2 ay sonra falan söyledim. Peki eşiniz size ne zaman seni seviyorum dedi? Bir ay önce o söyledi. 2 ay sonra ben söyledim. Yani 3 ay aralıklı diye söyleyeyim. Peki eşiniz o an size seni seviyorum dediğinde? Evet, inanmadım. Evet, ona nasıl bir karşılık verdiniz? Bozulmadı mı? Hani o kelimeyi söyledi, sonuçta bir karşılık alamadı. O bana hiç o şekilde yaklaşmadı. O hep samimiyetini hissettim onun. Hep böyle sabırlı ve sakin yaklaştı bana. Hiçbir zaman bana ısrar etmedi ya da bana baskı kurmadı üzerimde. Ben o yüzden onu sevdim. Yani ne zaman seveceksin, hadi sen de seni seviyorum diye hiç böyle kelimeler kullanmadı. Beni tamamen kendi halime bıraktı. Ben de zaten 2 ay sonra onu sevdiğimi anladım ve onu seni seviyorum dedim. Daha sonra böyle gelişti. Tabii ilk buluşma akşamından 2-3 hafta geçti. Tabii ben her zaman söylemek istiyordum. Tabii heyecan, çekingenlik vesaire bunlar vardı. Ondan sonra yine bir akşam söyledim ama tam olarak nerede yani söyledim inanın hatırlayamıyorum şu anda. İş yerinizdekiler anladı mı peki flört ettiğinizi? Uzun bir süre belli etmemeye çalıştık. Arkadaş gibiydik. Zaten hep uzak mesafedeydik birbirimize. Pınar Hanım, hani iş yerindekileri bilmiyor dediniz. Evet. Onlar sizi yakıştırmıştı ama onlardan sakladınız. Niye? Evet, sakladım. Çünkü sözüm nişanım olmadan kimsenin bilmesini istemedim. Daha resmi olmak istedim. Peki ilk ne zaman ciddiye bindi ilişkiniz? Yani ne zaman evlilik fikrini yani birbirinize şey yaptınız, hani konuşmaya başladınız? İlk başta tabii ki kendimizi bir tanıyıp bilene kadar bir 4-5 ay geçti bu süre içinde. Daha sonra biz oturup her şeyi baştan konuştuk. Ne istediğimizi birbirimize anlattık. Yani ben flört falan yani istemiyordum. Bir an önce evlenmek istiyordum. Kendisi de bu fikirdeydi. Yani tanıştıktan itibaren yani 1-1,5 ay sonra yani niyetimizin bu, ciddiyetimizin bu yolda ilerleyelim diye karar aldık. Daha sonra ailelerimize paylaştık. Ne tepki verdiler? Benim annem zaten hep ılımlı ve sakin yaklaşır bana her konuda. Ne olursa olsun bana hep güvenir. Kızım evliliği istemiyordu. Yani istemiyordu derken bir ara geliyordu istiyordu, bir ara geliyordu istemiyordu. Şimdi arkadaşlarını görüyordu. Anne bak bu arkadaşım evlendi. İşte bu nişanlandı. Ondan sonra bir ara geliyordu ben istemiyorum evlenmek. Öyle yani Allah nasip etti demek ki. Daha sonra aileleri tanıştırmak istedik. İlk ben tanıştırdım annemle ve ablamla. Daha sonra bir iki üç ay sonra da onun ailesiyle tanıştım. Ama yani annenizin ilk söylediğinizdeki düşüncesi neydi? Çok beğendi. Evet. Eşim biraz efendi, saygılı, sessiz, sakindir. Hemen sevdirebiliyor kendini. Beğendi, bana bıraktı. Sen bilirsin, bu hayatı sen yaşayacaksın, sen gör dedi. Emre'yi ilk görmeden önce bile ben hep kızıma söylerdim. Kızım kimle konuşuyorsun, kimle görüşüyorsun? Ben tanımak istiyorum, ben bilmek istiyorum. Ondan sonra dedi tanıştır kızım dedim, tanışalım dedim. Gittik bir kafede tanıştık. Genel olarak baktım hareketlerine. Yani iyi, efendi bir çocuktu, saygılı bir çocuktu. Yani çünkü Pınar'ı çok sevdiğini anlayabiliyordum. Daha sonra 2 ay sonra işte 2-3 ay sonra ben tanıştım ailesiyle. Pınar'ı ilk gördüğümde yani böyle hep uzun saçlı hayal ediyordum. O da öyle çıktı karşıma. Yani hoşuma gitti yani kaşları Pınar'ın. Ben de kaşa çok önem veriyorum. Pınar'ın da kaşlarını çok beğendim. Ama bizim başımıza talihsiz bir olay geldi. Tanıştığım gün kaynanam kolunu kırdı, düştü. Tanıştığımız gün? Evet, tanıştığımız günün akşamı. Büyük baksızlık olmuş. Evet. Daha sonra onun ameliyat süreci oldu. Tanıştığınız gün sizin yanınızda mı? Beni eve bıraktı. Daha sonra ondan sonra haber geldi. Direkt hastaneye gitti zaten eşim. Sen de gittin mi peki duyar duymaz? Ben ertesi gün gittim. Kollarım işte biri kırık oldu. Birinde şiddetli kırık oldu. Ameliyat platin takıldı. Ondan sonra ameliyatta geldi hastaneye yanıma. Kollarım kırıldığında 4 ay Gelin Evi'ni çok seyrettim. Bana arkadaş oldu diyebilirim yani. Kolumun şeyini fazla ağrılarını hissetmedim. Gelinime de söyledim böyle. O da anne katılacağım ben dedi. Dedim çok memnun olurum dedim. Hem dedim sen çok güler yüzlüsün dedim. Misafirperver. Bu işi yapabilirsin dedim. Katıldı o da. Tanıştıktan ne kadar zaman sonra isteme oldu Pınar Hanım? 7. ayımızda oldu istememiz. Görüntüleriniz falan var mı sözünüzde? Evet. İsterseniz size görüntülerimi göstereyim. Tabii. Tuzlu kahve yapmış mıydınız? Tuzlu kahve yapmadım, kıyamadım. Bol tatlı yaptım. Çok hoşuna gitti. Damadın yakasındaki ne acaba? Takı takılmış galiba. Evet, sözümüzde erkek tarafı takı taktı. Bana da taktılar, ona da taktılar. Kıyafetiniz mor mu? Evet, kıyafetim mor. Moru seviyorsunuz herhalde genel anlamda. Evet, genelde seviyorum, hoşuma gidiyor. Saçlarınız önce kahveyi kokluyor mu? Evet. Kokluyor herhalde. İlk sanki böyle bir kokluyor gibi. Evet. Şu an mutlu gözüküyor çünkü tatlı içiyor evet. Zaten. Aynen. Var mı yok mu? Yok. Kız istemi gitmeden önce hani Pınar demişti yani ben ne olursa olsun sana tuzlu kahve içirtmeyeceğim diye. Ondan sonra ben bunu biliyordum ama tabii hani tereddüt ettim. O yüzden bir kahveyi bir kokladım, bir tadına baktım ufaktan böyle. Çünkü arkadaşları vesaire akrabaları bir şaka yapmıştı. Ama yani en baştan beri belliydi tuzlu kahve içmeyeceğim. Kendisi de istemiyordu yani. Ama isteseydi onun için içerdim. Bir de bir şey soracağım. Yüzükleriniz kesildikten sonra mı kahve verdiniz? Evet öyle oldu. Kahveleri en son içtik. Yüzükleriniz takılırkenki videonuz var mı? Yüzüklerim takılırken yok videom. Sadece bu var. İsteme olduğunda babanızın vefat ettiğinden bahsetmiştiniz. Kimden istendi? Teyzemin eşinden istediler. Hı-hı. En büyük oydu ailede. Ondan istedi. Amcanız dedi. Falan? Genelde hani baba olmadığında evet. Erkek tarafından yani babanın kardeşlerinden veya abilerinden olur diye. Yani bizde en azından evet. O şekilde. Genelde öyle oluyor ama şimdi onlar erkek tarafında aile büyüğü, en büyüğü kimse o istediği için Hı-hı. bizde de öyle yaptılar. Bizden Hı-hı. de ailede en büyük o olduğu için ondan istediler. Anladım. Pınar Hanım nişan yaptınız mı? Evet yaptık. İstemeden ne kadar sonra oldu? 2 ay sonra nişanımızı yaptık. Nerede yaptınız? Salonda yaptık. Var mı görüntüleri? Evet. Yalnız ben bir şey sormak istiyorum Pınar Hanım. Tabii. Hani direkt girdik isteme söz ama bunun öncesi bir evlilik teklifi almadınız mı? Daha Tabii sonra ki. Mı aldınız? Tabii ki aldım. Eşimin hayaliydi. Bunun için uzun zamandır uğraştı ve yaptı. Size bunun görüntülerini göstereyim. Benim için çok heyecanlı ve çok duygusal bir andı. Burası Boğaz Köprüsü galiba. Evet, burası Boğaz Köprüsü. Biz teknedeyiz. Peki hani hiç anladınız mı? Hayır. Evlilik teklif edeceğini? Hala şu anda bile hala üstüme alınmıyordum. Uzun bir süre hatta şok oldum. Yüzüğü falan takmadım. Böyle ağladım, kaldım falan. Biliyor muydunuz yapacağını? Hayır, bilmiyordum. Ya biliyordum ama hiç beklemediğim bir anda yaptı. Yani beklemiyordum yani o anda. Pınar Hanım, hep hayalimdeki evlilik teklifi. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Eşime buradan duyuruyorum. Ben de böyle bir evlilik teklifi istiyorum. Yani umarım alırsınız. İnşallah alırsınız. Çok güzel ve çok duygulu bir an. Yani herkesin yaşamasını isterim. Ne hissettiniz? O anki duygularını anlatabilir misiniz? Anlatamam. Yani diz çöktüğünde. Çok güzel, çok duygulu. Yani anlatılmaz yaşanır bence. Ağlıyor musunuz? Orada? Evet, çok ağladım orada. Eşiniz çok romantik midir Pınar Hanım? Aslında yerine göre, her zaman değildir. Yani böyle durduğuna bakmayın. Yapınca da böyle büyük yapıyor diyorsunuz. Evet. Yapmaz ama yapınca da güzel yapar. Bu size şimdilik o zaman 2-3 ay gider. Evet. Evlilik teklifini kafamda öyle bir teklif vardı. İşte sosyal medya olsun, internet olsun. Yani böyle bir şey olduğunu biliyordum. Bir organizasyon şirketini aramıştım. Ondan sonra onunla da anlaşmıştık. Sonra iş Pınar'ı o noktaya kadar hiçbir şekilde çaktırmamam gerekiyordu. Son noktaya kadar çaktırmadım zaten. Bunu kendisine de sorabilirsiniz. Bu şekilde oldu. Çok güzeldi. Yani bizim için güzel bir anı kaldı. Yani videosu olsun, resmi olsun. Yani yardımcı çocuklarımızı gösteren çok güzel bir anımız kaldı. İkimiz için de çok güzel bir geceydi. Yalnız bir şey dikkat ettim. Pınar evet dedi yazıyor. Evet. Çok hoş olmuş. Evet, çok güzel oldu. Çok ne kadar güzel acaba bence. Maliyeti? Evet, söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Yani söyleyebilirsiniz biliyorsanız şayet. 1000 lira diye biliyorum. Yani siz bunu öyle ne söyleyeyim. Zaman öğrendiniz? Uzun fiyatına? Zaman sonra nişanlıyken hatta evliliğim düğünüme yakın öğrendim. O da zorla söylettirdim yani. Temel duydun mu bak 1000 liraymış yapabilirsin aslında. Cansu Hanım eşiniz çağrınızı dikkate alır mı dersiniz? İnşallah. Yani ben buradan Temel Bey'e şunu söylemek istiyordum. Yani yapabiliyorsa yapsın, gerçekten çok güzel bir şey. Yani ben erkek olduğum halde bile benim çok hoşuma gitti. Bir bayanın kiyini düşünemiyorum. Şimdi nişan görüntülerimi izleteyim isterseniz. Tabii. Babalar, dedeler, amcalar, neneler, benim nenelerini gördüm. Rumeli oynuyorlardı. Ondan da çifteteli davet ediyoruz. Güzel bir Trakya çiftetlerimizi yapacağız. Bir akışta aile büyükler için istiyoruz sizlerden. Salonda mı olmuştu? Evet, salonda oldu. Ne kadara tuttunuz salonu? 3000 liraya tuttuk. Gayet iyi bence. Gayet iyi fiyatı. Her şey için de orkestrası. Tabii çekimi. Hepsi içindeydi. Evet, evet. Nişanlımız somon renk galiba. Evet, somon renk kullandım. Çok değişik çıkmışsınız orada, yani şu anki hiç halinizde. Ya evet, çok fark var. Sanırım makyaj ve saçtan dolayı olabilir olduğunu düşünüyorum. Evet, olabilir. Yani. Küçük mü duruyor yüzünüz daha bir değişik yani. Nişanlınız strapless kullanmışsınız. Evet, strapless. Güzel yakışmış. Nişanlınızın fiyatı nedir? Onu da 1500 TL'ye kiraladım. Uygun. Hı hı. Nişanlınız da uygunmuş. Evet. Pınar Hanım, eşiniz papyon kullanmış. Siz mi tercih ettiniz, onun tercihi mi? İkimizin de tercihi. İkimiz de istedik. Anladım. Öyle kullandım. Genelde sevmez çünkü erkekler papyon. Ben eşime düğünde bile zor taktırdım o papyonu gerçekten. Ama eşim seviyor. Kendine de yakıştırdığı için takıyor. Yani zorla taktırmıyorum, evet. Yani. Kendi evet de istiyor takmayı. Toplamda ne kadar takıldı Pınar Hanım? Toplam 10.000 lira takıldı. Altınlarla birlikte, hep birlikte 10.000 TL. Toplam mı 10.000 lira? Bilezikler hariç 10.000 lira. Evet. Takı kız tarafına mı kaldı nişanda? Evet, biz kız tarafına kaldı, bende kaldı. Pınar Hanım normalde nişanı kız tarafı yapar, yani bizde bu şekildedir. Sizde öyle mi oldu yoksa? Bizde öyle olmadı, nişanı erkek tarafı yaptı. Hı hı. Biz aramızda konuştuk. Kaynanam tek çocuğu olduğu için her şeyi en güzelini yapmak istedi, haklı olaraktan. Hı hı. O yüzden nişanı kendisi yaptı, sağ olsun. İtiraz etmediniz. Mesela bu bize ait bir şey hani. Yok, etmedim. Ben hani hep ılımlı yaklaşmak istedim. Yani şey yapmak istemedim, onu da kırmak istemedim. Yapmak istediği için ben de bir şey demedim. Nişanda takılan bütün toplamda takılar kız tarafına mı kaldı, erkek tarafına mı? Kız tarafına kaldı. Ben onunla çeyizimi yaptım. Nişanı da biz yaptık. Benim tek oğlum vardı. Altınları da istemedim. Gerek duymadım yani. Her şey onun zaten. O yüzden beraber paylaşsınlar dedim. Nişanınız kalabalık olmuş. Evet, çok kalabalık oldu. Salon kaç kişilikti bu arada? 250 kişilikti salonumuz. Evet. Bu halay galiba eşinizin tarafının halayı. Evet. Paylaşık oynuyorlar, evet, gördüğüm kadarıyla. Göçmen halayı oluyor bu. Siz biliyor musunuz, oynadınız mı? Ben daha yeni öğreniyorum. Ama çok eğlenceli bir oyun. Evet. Oynuyorum işte ufak ufak. Nişan görüntülerim bu kadar. Şimdi size nikah görüntülerimi göstereyim. Tabii. Birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için... Nikahınız ayrı olmuş. Evet, nikah. Siz mi öyle istediniz? Evet, ben öyle istedim. Başınızdaki aksesuara bakıyorum. Evet. Benim çok hoşuma giden bir model. Nikahta da kullananları seviyorum yani. Çok hoş durmuş. Çok beğendim sizi. Çok Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beyaz tercih etmeniz de güzel olmuş. Evet, sağ olun. Hanımefendi, adınız, soyadınız? Beyefendi, adınız, soyadınız? Emrecan. Ben aslında nikahımda çok ağladım. Orada da ağlıyorum hüngür hüngür. Şu an ağlıyor musunuz? Evet, şu an ağlıyorum. Duygulandım. Değişik bir duygu. Evet, şu anda görebiliyorum çünkü evet, böyle yapıyorsunuz. Aynen. Eşiniz de ona rağmen galiba. Evet, çok duygusalım. Yani eşiniz bunu anlayışla mı karşıladı? Şimdi ağlıyorsunuz ama heyecandan mı? Tabii o da nikah sonunda onun da gözleri doldu. Eşim nikahta ağladı. Ondan sonra hani ikimiz de 22 Haziran doğumluyuz, yengeç burcuyuz. Çok duygusalız. Tabii o ağlayınca ben de dayanamıyordum. Benim de biraz gözlerim doldu. Yani ikimiz de duygusalız. Bu burcumuzun vermiş olduğu bir özellik. Yani duygulandı. O şekilde ben de duygulandım onu öyle görünce. Hani şaşırttı beni. Annem de çok ağladı benimle birlikte. Ben onu gördükçe daha çok ağladım. Ya, öyle bir etki oluyor zaten. Evet. Anne ile baba karşı dağladığı zaman ister istemez o yaşlar geliyor yani. Evet. Nikahta çok ağladım çünkü Pınar benim küçük cadımdı. Böyle bir anda böyle bir duygu patlaması mı oldu anlamadım ben de. Böyle gözlerimden yaşlar süzülüyor aslında. Ağlamayı, herkesin önünde ağlamayı sevmem. Ama işte o anda ne olduysa anlamadım. Öyle baktım böyle birdenbire gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Duygulandım yani. Ayağına bastınız mı? Evet, hem ağladım hem bastım. Hıncınızı almışsınız. Şu an gözükmüyor ama buradan. Örtüden dolayı galiba. Evet. Ben de o örtüyü baştan beri hep yokmuş gibi zannediyordum. Öyle mi? Varmış. Evet. Hanımlar, şimdi de kına görüntülerimi açayım. Çok eğlendim. Hiç oturmadım yine. O zaman gelsin kına görüntüleriniz Pınar Hanım. Bu da salonda mı oldu? Kafede oldu. Kafede yaptık. Ne kadar ödediniz kafeye? 1000 lira ödedik. 1000 lira. Hı-hı. Çok iyi. Evet. Kına için çok iyi hem de. Ne vardı içinde 1000 liranın? Sadece müzik vardı, DJ'yi vardı. İkram yoktu. Yoktu. Eşiniz size para da yapıştırmış galiba. Evet, zorla yapıştırdım. Başka kıyafet giydiniz mi? Bir de abiyemi giydim. Bindallı giydiniz mi? Bindallı da giydim. Şu an teste oyunu mu var? Şu an teste oyunu. Evet. Herkes aynı giymiş sanki. Evet, onların yöresinde öyle. Herkes giyiniyor. Kızlar. Kendi şeylerini giyiyorlar, şalvarlarını. Kendi düğününde giydikleri. Ortadaki misiniz? Tam göremedim. Evet. O ablam oluyor morlu. Evet, ben ortadakiyim. Damat mı kırıyor testiyi? Ben kırdım, o da kırdı. Testiyi genelde hep kızlar kırıyor. Damadın da eline vermişler. İlk defa görüyorum. Evet, teyzesi de kırdı. Ben de ilk defa gördüm. Teyzesi neden? Bilmiyorum, öyle istediler, kırdılar. Yani adet miymiş adet yani? Öyle herhalde, öyle evet. Eşiniz bayağı eğleniyor bu durumda. O da çok seviyor galiba. Evet, seviyor, eğleniyor. Ya, sizden güzel oynuyor şu anda. Çok içten yani. Evet. Ben kına yakıldıktan sonra bu test olayı oldu. Birazcık duygusaldım. Çok fazla adapte olamadım oyuna. Çok ağladınız mı? Evet, çok ağladım kınamda. Şu an anneniz... Ablamı öpüyorum. Evet. Bu kına yakılırken. Organizasyon tuttunuz mu kınamızda? Tutmadım. Kınanızı kim yaktı peki? Kınamı erkek tarafından eşimin dayısının kızı yaktı. Hı-hı. Bu da annemle sarılırken. Çok ağladım. Sizinki birazcık hem ağlarım hem giderim gibi olmuş. Evet, aynen öyle oldu. Hepimizin olduğu gibi. Aynen, hepimizin genelde öyle. Gelin alma yaptınız mı? Evet, yaptık. Bunun da görüntüleri var. Yanına geç. Geç. Kurdeleyi bağlayan? Eniştem. Enişteniz. Ablamın eşi. Normalde evet. Yani erkek kardeş oluyor. Anladım, erkek kardeş olmadığı için. Ablam da olmadığı için eşine yaptırdım. Saçlarınızı açık kullanmışsınız. Evet, son kez kullanmak istedim. Çünkü düğünden hemen sonra kestirdim. Yani biraz daha böyle önden toplu olabilirdi. Yüzünüzün görüntüsü açısından. Yani açık olmasında bir sıkıntı yok ama işte yüzünüzü çok kapatmış. Evet. Yani ben çok daha sonra da yapışacağını düşündüğüm için hiç toplattırmak istemedim. Öyle doğal bırakmak istedim. Yoksa yani, güzel. Bir kır düğünü olsaydı mesela bu modeliniz çok uyardı. Hı-hı. Ama tarih ve salonda olduğu için biraz daha topuz olsaydı daha uyabilirdi. Yani gelinliğinizin üst modelini kapatmış olarak düşünüyorum ben. Evet, model pek öne çıkamamış. Evet. Davul zurnayı kim tuttu? Eşimin tarafı tuttu. Evet, düğün görüntülerinizi de çok merak ediyoruz Pınar Hanım. Tamam, hemen açıyorum. Pınar Hanım burada düğüne giderken mi? Hayır, burada çekime giderken çektik. Evet, çekim arabada. Olduğu belli çünkü çok hareketli ve mutlusunuz. Evet, ve ilk anda o an. Kim çekiyor bunları? Çocukluk arkadaşım öndeki. Çekimi aynı gün yapmamız zor olmadı mı? Çok zor oldu. Aslında tavsiye etmiyorum hiç kimseye. Evet, çok yorucu ve çok zordu. Ben bir zaman sonra arabada uyudum. Öğlen miydi düğün, akşam mıydı? Akşamdı düğünüm. Ama çok yorucuydu. Hem de yağmur yağıyor galiba. Evet, yağmurluydu. Çekimleriniz nerede oldu? Çekimimizi Belgrad'da yaptırmak istiyorduk. Fakat hava şartlarından dolayı bir müzede yaptırdık çekimimizi. Fotoğraflarımı da göstereceğim. Müzede ücretli miydi? Tabii ücretliydi. Evet, ne kadardı? 700 küsüre girdik. Hanımlar, isterseniz fotoğraf çekimlerinin ayrıntılarını albümlere bakarken sorun. Şimdi düğüne geçelim mi? Ne dersiniz? Evet, zorlanıyorsunuz Pınar Hanım yürürken. Evet, çok zorlandım. Bir de gelinliğiniz bayağı kabarık. Evet, bir de uzun mu diyecektim ben ya da topuklunuz mu kısa diye soracaktım. Şöyle söyleyeyim, ben 2 ayakkabı götürdüm. Bir sandalet, bir topuklu ama topukluyu giymeye fırsatım olmadı. Sadece sandaletim vardı ayağımda. Aslında ölçüm ona göre alınmıştı, topukluma göre ama sandaletle bütün günümü geçirdim. Rahat olmak için. Bir de öndeki duvak bayağı böyle aşağıya kadar geliyor. Genelde şu hani yarıda falan durur. Evet, işte onu uzun rahibe olarak kullandığım için kısaltmadım, uzun kullandım. Duvak uzun olduğu için eşiniz de biraz böyle yorgan gibi kaldırdı. Evet. Mekan neresi? Beylikdüzü'nde bir salon tuttuk biz. Ne kadardı? 28.000. Sadece mi? Yemekli. Salon mu? Yok, yemekliydi. Ha, yemekliydi. Kaç kişilik? Şey içindeydi. 450-500 kişilikti, evet. Hepsi doldu. Doldu. Birkaç masa boş kaldı o kadar. Onun dışında hepsi doldu. O zaman biraz ideal. Yani evet. İdeal. O zaman uygun yemekliydi. Tabii yemekliydi. Evet. Evet. Yine bana biraz fazla geldi. Bana da sanki biraz fazla geldi gibi ama. Ya yemekli olduğu için fiyatı normal geldi. Ama tabii ben böyle bir düğün yapar mıydım? Yapmazdım. Öyle söyleyeyim. Ya bu fiyatın içerisinde tabii ki de sadece bence yemek değil, yer, mekan aynı şekilde bunlar da çok etkiliyor. Evet. Bir lament ya sana aşkımın tek hatırası. Pasta kesiyoruz. Pastanız maket. Evet. Ama çok güzel. Görüntüsü çok güzel pastanız. Evet, sağ olun. Bu kadar pahalı oldu düğünümüz ama herhangi bir bahşiş olmadı ya da isteyen hiç kimse olmadı, herhangi farklı bir şey. Ve çok güzel ilgilendiler bizimle. Özellikle ben ve eşimle. Kahvemize kadar getirdiler. Evet. Ya ilgiden çok memnun kaldık yani. Yani şöyle söyleyeyim. Olsun bir zahmet. Yani. O kadar da ya. Olsun. Yani benim günümde göreceksiniz zaten. Ben çok daha iyi fiyata bu söylediklerinizin hepsini karşıladılar yani. Evet. Düğün yani zaten düğün salonu böyle bir şey yapsaydı onlar kendi kalitesini düşünürdü. Zaten o fiyata bir düğün yapıyorlar. Zaten baş isteselerdi çok yanlış olurdu. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet. Bu beyefendi kim? Eşimin dayısı oluyor. Dolar saçıyor size. Evet. Eşiniz orada size çok güzelsin diyor herhalde. Evet. Saçlarınız sizi bunaltmadı mı çok açık olması? Bunalttı. Bunaltmış. Annem takımı takıyor. Boynumdakini annem taktı. Anneniz taktı. Evet. Sadece kolye mi taktılar? Annem? Evet, annem kolye güzel, taktı. Eşime de saat taktı. Toplam takınız ne kadardı? Toplam takım bileziklerimle birlikte hepsi 45.000 lira küsuratlı diye biliyorum. Evet, çok iyiymiş. Evet. Düğün masraflarınızı karşılamış. Ya da şöyle söyleyeyim, düğün salonu parasını takılardan mı ödediniz yoksa o kayınvalideniz mi karşıladı? Evet, kayınvalidem ve kayınpederim karşıladı. Yani düğün takıları size mi kaldı? Evet, bize kaldı. Bu da bizi tanıştıranlardan bir tanesi. Sizin üzeriniz boş kalmış. Sanırsam erkek tarafında hani erkek erkeğedir, erkek tarafı erkeğe takar, kız tarafı da kızadır diye bir şey var sanırsam, öyle olmuş. Evet. Çünkü boş gözüküyor üstünüz. Aynen öyle oldu. Yani sonuçta hepsi aynı yere gidecek. Keşke biraz da evet, taksalardı. O zaman buradan şunu mu anlamamız gerekir? Kız tarafının fazla, yani az olması mı? Düğünde katılımın. Yani aslında birebir gittik ama genelde erkek tarafı daha baskın çıktı. Evet, aynen öyle. Ya belki de erkek tarafı daha kalabalık olması. Evet, o da genelde hep öyle olur. Düğün diye zaten hep nişana gidilmez de hani düğün bizimdir diyerekten erkeğin düğüne daha çok gidildiği için. Evet. Katılım daha fazla oluyor. Evet. İyi olurdu. Bence de çok iyi olurdu. Damadın papyonuna kadar takmışlar. Evet. Yani. Gömlek, papyon dolu. Aynen, doldurmuşlar böyle. Pınar Hanım burada abe kaynını çalıyor. Evet. Kaynınıza karşılıklı oynuyorsunuz. Evet. Ama bunu kayınvalideniz iyi anlama değerlendiriyor. Çok da mutlu, çok güzel oynuyor. Evet. Biz öyle şeylere takılmıyoruz. Evet. Mendil de çok güzel. Evet. Evet. O şarkıyı çaldılar mı? Her düğünde bir kere kızıyorum yani. Niye diyorum bu kaynanalara bu türküyü yapıyorlar? Yani ama oynamaya da devam ediyorum yani. Hem hoşuma, hem kızıyorum, hem hoşuma gidiyor, oynuyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Burada çiçek atmaya çalışıyorum. Bayağı kapışmışlar. Evet. Kim kaptı çiçeğinizi? Eşimin tarafından 17 yaşında bir çocuk. Ne oldu sonra, evlendin bari? Yok canım, daha yeni zaten. Eğlenceli geçmiş düğünümüz. Evet, çok eğlenceliydi. Balayına gittiniz mi? Evet, gittik. Nereye gittiniz? Antalya'ya gittik. Antalya'da 6 gece 7 gün kaldık. 2500 lira ödedik. Evet. Yani 6 gün mü demiştiniz? 6 gece 7 gün. 6 gece 7 gün. Yani iyi fiyatı. Eğlendiniz mi balayında? Çok eğlenemedim. Çok hastaydım çünkü. Geçmiş olsun. Neyiniz vardı? Düğün yorgunluğu, düğün telaşı, hepsi üst üste gelince en sonunda patladım. Vücut yorgun düştü tabii. Evet, aynen öyle. Büyük talihsizlik. Çok hastaydım yani. Yani keyif alamadınız mı? Evet, çok alamadım. İyi, çok iyiydim ama çok eğlenemedim yani. Ve geldik Gelin Evi'nin eşler birbirini ne kadar tanıyor köşesine. Pınar Hanım, çiçeği burnunda gelinimiz olarak eşler birbirini ne kadar tanıyor sorularımız için hazır mısınız? Evet. Peki eşinizi yeterince tanıdığınızı düşünüyor musunuz Pınar Hanım? Yeterince tanıyorum, evet. Pınar Hanım, elinizde sihirli bir değnek olsa eşinizin hangi huyunu değiştirmek isterdiniz acaba? Sinirli hallerini. Eşiniz çok mu sinirli? Evet, hemen her şeye aniden parlayabiliyor. Peki eşiniz sizin hangi huyunuzu değiştirmek ister? Herhalde hiçbir huyumu. Pınar Hanım, buyurun eşinizi arayın. Bakalım eşinizin cevapları nasıl olacak? Tamam, arıyorum. Alo. Alo, sesin hoparlörde şu an. Efendim abi. Sana soru soracağım. Sor bakalım. Elimde sihirli bir değnek olsa senin hangi huyunu değiştirmek isterim? Benim mi hayatım? Evet. Sinirli, asibi, ten suyu mu? Evet, doğru bildin. Evet, bunu bildik ama şimdi sen benim hangi huyumu değiştirmek isterdin aşkım? Ben senin hangi huyunu değiştireceğim, bana mı? Evet. Şöyle diyordu ya, her zaman sinirleniyordum ya, hani diyorum ya sen beni sinirlendiriyorsun. Beni sinirlendirmek için o huyunu değiştirebilirim mesela, beni tanıyorsun değil mi? Evet. Biliyorsun neyden sinirlenmeyeceğim, bu olabilir mesela. Yani kısaca hiçbir şeyime sinirlenmezsin yani. Evet. Zorla söylettim bu arada. Başka bir şey var mıydı hayatım? Yoktu. Başarılar diyorum bir tanem. Teşekkür ederim, ben de seni seviyorum. Çok heyecanlandım bilemeyecek diye ama bildi. Bildi, evet. Evet. Gayet iyi tanıyormuşsunuz eşiniz. Evet, tanıyorum. Herkes tanıyor bu huyunu, herkes biliyor. Yeni olmanıza rağmen. Evet, biliriz. Aynen öyle. Şimdi size düğün albümümü göstereyim. Henüz albümünüz çıkmadı sanıyorum. Evet, çıkmadı albümü. Şoplanmış halleri mi bunlar? Yoksa? Hayır, değil. Orijinal. Hı hı. Keşke saçlarınız toplu olsaymış. Yani en azından çekimlerde. Bu fotoğraf çok güzel. Ve ben sizi bazı resimlerde İrem Derici'ye çok çok benzettim. Evet, bunu birçok kişi söylüyor. Özellikle. Bir de fotoğraflarınızda hani sizden daha çok etraftaki arabalar vesaire, hani uçak falan. Yani ön plana daha çok çıkmış sizin çıkmanız gerekirken. Evet, müze olduğu için evet, her yerde bir eser oluyor orada. Yani. Hiç boş bir alan yok yani orada. Ya genelde fotoğrafçılar böyle alanlarda ücret ödendiği için müzeyi tabii kullanmak istiyorlar. Kullanmak istiyorlar. Evet. Yani biraz fotoğraflarınız hani bulanık mı, net mi değil, flu mu? Öyle gözüküyor uzaktan. Yoksa hani şoplanmadığı için bu şekilde gözüküyor. Olabilir, şoplanmadığı için de olabilir. Ne kadara çektirdiniz albümümüzü? 900 lira. 900 TL. Uygunmuş albümümüz. Hı hı. Evet. Müzenin fiyatı haricinde. Tabii haricinde. Evet. Evet kızlar, düğün albümüm de böyle. İsterseniz şimdi gidip sürpriz kıyafetimi giyeyim. Tabii. Tamam. Tabii bekliyoruz. Evet hanımlar, evet, sürpriz kıyafetim. Çok güzel olmuş, çok yakışmış. Kınadan önce giydiğiniz... Evet, ilk girdiğimde bunu giydim. Evet. Pınar Hanım, kıyafetinizi çok beğendim. Kına gecesi rengi, kırmızı ve gold. Çok evet, yakışmış size de. Kıyafetinizi çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de burayı kullanmıştım. Gerçekten çok güzel. Evet. Arkanızı dönebilir misiniz rica etsem? Tabii ki. Evet. Bunu satın aldınız herhalde değil mi? Evet, bu benim, kendimin. Ne kadar almıştınız kıyafetinizi? 500 TL'ye aldım. Fiyatı iyiymiş. Ben size yakıştırdım. Teşekkür ederim. Hem fiziğinize hem yüzünüze gerçekten çok yakıştırdım. Teşekkürler. Kına gecesine zaten uyumlu renkler. Arkadaşımızın da dediği gibi. Evet. Beğendim. Sağ olun. Elbiseniz size yakışmış Pınar Hanım. Kırmızı tabii ki kına rengimiz. Ama bence üstündeki o gold, yani altın detayları, renkleri olmasaydı ya da başka bir şekilde hani bir şey olmuş olsaydı daha güzel olabilirdi. Bir de kuyruğunu pek beğenemedim. Çünkü nasıl olsa hani balık zaten elbise. Balıkların genelde kuyruğu da oluyor ve ekstradan hani kuyruk olmuş sizinkisinde. Evet. Ya da daha sade olabilirdi. Gene kumaşından, elbisenizin kumaşından. Yine gold desenleri de var, detayları var. O yüzden pek, elbise size çok yakışmış gerçi. Ama teşekkür hani ederim, benim tarzım evet, değil. Gayet evet, güzel ama size çok hoş olmuş. Sağ olun, teşekkür ederim. Yorumlarınız bittiyse ben de şöyle oturayım hanımlar. Tabii. Tabii. Evet, heyecan doğurup da artık puanlama zamanı. Evet. Cansu Hanım, sizi puanlamaya alalım. Tamam. Ve haftanın ilk puanlarını işleme zamanı geliyor. Bugün benim için güzeldi genel olarak. Ev sahibimizi beğendim, misafirperverliğini beğendim. Sofra düzenini beğendim, dekorasyonunu beğendim. Eksik bulduğum yönleri hemen hemen yoktu. Sadece düğün çekim fotoğraflarını beğenmedim. Hani söylediği paraya daha güzeli olabilirdi. Bu yüzden puanım 6. Cansu Hanım Pınar Hanım'a 6 puan işliyor. Bugün genel olarak güzel bir gündü. Arkadaşımızın misafirperverliğini beğendim. Karşılamasını, bizi ağırlamasını beğendim. Onun haricinde düğününü beğendim. Çeyizini beğendim. Ufak tefek dekorasyonların da renk uyumlarını beğenemedim. Genel olarak beğendim. Çok fazla beğenmedim diyebileceğim bir şey yok. Bu yüzden ona puanım. Sümeyye Hanım Pınar Hanım'a 7 puan işliyor. Bugünüm genel olarak güzel geçti. Pınar Hanım'ın misafirperverliğini beğendim. Salon dekorasyonunu beğendim. Mutfağını beğenmedim. Yatak odasını beğenmedim. Bu yüzden puanım 6. Aysel Hanım Pınar Hanım'a 6 puan işliyor. Benim için çok gergin bir gündü. Ev sahibinin gerginliği bize de yansıdı. Genel olarak evini beğendim. Salonunu beğendim. Yatak odasını beğendim. Çeyizini beğendim. Beğenmediğim masa düzeniydi. Daha sonra düğünleri, bir de tanışma hikayesi. Çok klasik, normal geldi bana. Bu yüzden ona puanım 7. Gamze Hanım Pınar Hanım'a 7 puan işliyor. Günün sonunda Pınar Hanım, Cansu Hanım'dan 6, Sümeyye Hanım'dan 7, Aysel Hanım'dan 6 ve Gamze Hanım'dan 7 puan alarak toplamda 26 puanla Gelin Evi sıralamasında yerini alıyor. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi yarın sıra bende. Evet. Bir an önce gidip hazırlık yapmak istiyorum sizin için. O yüzden ev sahibinden bir müsaade isteyelim mi? Evet, isteyelim. Her şey için teşekkür ederiz Pınar Hanım. Bizi çok güzel karşıladınız. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Gelinlerimiz Gelin Evi'nin ikinci günü Aysel Hanım'ın evinde buluşmak üzere vedalaşıyorlar. Yarın aynı saatte Show TV ekranlarında Gelin Evi'nde görüşmek üzere, hoşça kalın. Sizler de Gelin Evi'ne katılmak istiyorsanız başvurularınızı bekliyoruz. Eleştiriler. Halı öyle, perde öyle, her yerde bir çiçek. Yani sizin zevkiniz tabii ama dediği gibi yatak odasında farklı bir model kullanabilirdiniz diye düşünüyorum. Merak edilenler. Bu arada size bir şey itiraf etmek istiyorum. Pencerede. Onu ben kendim yaptım. Nasıl kendiniz mi yaptınız? Çok şaşırdım. Çok ilginç. İlk kez böyle bir şey. Aysel Hanım'ın çeyizinde neler var? Çok kokoş ve çok hoş. Bu kese içerisinde olan nedir Aysel Hanım? Çok değerli çünkü eşim kendi elleriyle yaptı bunu. Ya, çok hoş olmuş. Tanışma hikayesinde neler olmuş? Akşama benimle bir şey konuşacakmış dedi. O dedi kanka dedi bununla evlenilmez dedi. Bilmiyorum, ağladım, çok duygusal anlar yaşadım. Eğlenceli anlar. Eşim şu an halka selamlıyor. Sanki apache dansı gibi böyle ellerini falan kaldırıyor. Bu oyun ne diye geçiyor? Bu Artvin yöresine ait. Merak ettiğiniz her şey yarın Gelin Evi'nde.